Aracın kontak anahtarı motoru çalıştıramayacak şekilde açıldığında gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ışığının yanması gerekir. Yanmıyorsa arıza hangisinde olabilir? Marş motorunda soğutma fanında motor devir göstergesinde akü şarj ışığının ampulünde. Yani şuradaki soru ne diyor? Aracın kontak anahtarı motoru çalıştıramayacak şekilde açıldığında. Hani biz aracı çalıştırmak için bir kere şöyle açıyoruz. ışıklar yanıyor ikinci açtığımızda çalışıyor ya. Burada sorduğu soru şu. Bir kere açtığımızda eğer bu ışık yanması gerekir diyor. Yanmıyorsa sorun nedir diyor. Bu ışık neydi? Akü ışığı. Şarj ışığı. Doğru cevap nedir? Sorun akü şarj ışığının ampülünde olabilir. Hata ya da arıza. Geçelim. Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan. Yay salınım süresini kısaltan. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen parça hangisidir? Bu. Shaft, volant kavramı amortisör. Doğru cevabımız nedir? Amortisör. Aynı zamanda bu sorular öğretiyor derken şunu kastediyorum. Bakın bu amortisör yayımız. Helezon yay. Neymiş bu? Ne işe yarıyormuş? Yay salınım süresini kısaltıyormuş. Şimdi süspansiyon sistemi ile ilgili bilmemiz gereken birkaç husus var. Onlara değinelim. Şimdi süspansiyon sistemi ne işe yarar öncelikle? Titreşimleri sönümler. Bir çukura düştüğünüzde bir tümsekten geçtiğinizde. Sürüş güvenliği ve konforunu sağlar. Darbe, titreşim ve salınımları sönümler. Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltır. Bu önemli. Bu dört madde aklınızda kalsın. Bir. Yine burada elemanları var. İki tanesi en önemli elemanı yazdım. Yaylar. Şunlar yoldan gelen şokları üzerine alır. Amortisörler de yayların salınımlarını sönümleyerek sürüş konfor sağlamak amacıyla kullanılır. Yay salınım süresini kısaltır. Buradakiler süspansiyon sisteminden karşımıza gelebilecek tüm soruları içeriyor. Geçelim bunu da. Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması değerlerden hangisiyle ifade edilir? Bencillik, inatlaşma, diğergamlık, sorumsuzluk. Doğru cevap C seçeneği. Başkalarına öncelik verme diğergamlık anlamına geliyor arkadaşlar. Geçelim. Yani başkalarına yardımcı olma. Şekildeki gibi dönel kavşağa giren bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? 1 bu 2 bu. A. Korna çalıp iki numaralı aracı durdurmalı. B. iki numaralı aracın geçmesini beklemeli. C. Hızlanarak yoluna devam etmeli. D geçiş hakkını kendisi kullanmalı. Doğru cevap nedir? B seçeneğidir. 2 numaralı aracın geçmesini beklemelidir. Neden? Çünkü 2 numaralı araç kavşak içerisinde. Kavşaklarda kuralımız nedir arkadaşlar? Dönel kavşaklarda yol kavşak içerisindeki araca aittir. Bakın. Dolayısıyla yol 2 numaralı araca ait burada. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüler 24 saatlik süre içerisinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler? 5.5, 4.5, 3.5, 2.5 Doğru cevap B seçeneği bilerek 9'u koymadım. 9'u koyarsam direkt 9 derdiniz. Şıklara 9 koymadım. Arkadaşlar devamlı olarak 4.5 molal olarak 9 saat. Onu da unutmayın. Burası bu şaşırtmalı bir soru buçuk saat boyunca sürebilirsiniz. Sonra mola vermek zorundasınız. Moladan sonra bir buçuk daha sürebilirsiniz. Fakat en fazla da 9. Unutmayın. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır? Şaft, tekerlek, motor, vites kutusu. Doğru cevap güç kaynağı. Tabii ki motor. Arkadaşlar, araçlarda gücün kaynağı motordur. Şurada da yazıyor. Motor araçlarda gücün kaynağıdır. Motor nasıl çalışır? Isı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek suretiyle. Motor bu'dur işte arkadaşlar. Bazen ok işareti çıkartıp soru işareti koyarlar. Bunun ismi motor. Unutmayın. Geçelim. Araçlarda hangisinin bulunması olası kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır? Bakın azaltır diyor. Doğru okumak soruyu çözmenin yarısı. Alarm, hava yastığı Merkezi kilit hız sabitleyici Ölüm ve yaralanmayı azaltan sistem Bunlar arasında hangisi Tabii ki hava yastığı ölüm ve yaralanmayı en aza indirir Bir diğer şeyimiz neydi o da emniyet kemeri Yine emniyet kemerde ölüm ve yaralanma riskini en aza indiriyor unutmayın Kazayı önlemiyor bunlar arkadaşlar bakın Hava yastığı ve emniyet kemeri kazayı önlemiyor Fakat olan bir kazada ölüm ve yaralanmayı aza indiriyor Şurada hava yastığı ile ilgili kısaca göstereyim ben size. Gösterge paneli işareti budur. Hava yastığı dediğimiz şey de budur. Geçelim. Yukarıda 4 zamanlı bir motorun zamanları verilirken bir yerde hata yapılmış. Yapılan bu hata hangi basamaktadır? Birinci zaman, ikinci zaman, üçüncü zaman, dördüncü zaman. Zamanlarımızı hatırlayalım arkadaşlar. Bu zamanların sırası bile önemlidir. Birinci zaman emme zamanı okey. İkinci zaman sıkıştırma zamanı okey. Üçüncü zaman ateşleme zamanı bu da okey. Dördüncü zaman iş zamanı. Son zaman son zaman yani en son 4. 4'te ne oluyordu? Egzoz oluyordu arkadaşlar. Hani yanan gazlar dışarıya atılıyordu. O zaman hata nerede? Burada buraya egzoz zamanı yazması gerekirken iş zamanı yazmışlar. Şimdi bu soruların bazılarını ben hazırladım. Bilakis e, kitaplardan ya da çalışma kitaplarından almadım. Bizzat hazırladım oturup. Onun için ilk defa görmüş olabilirsiniz. Amacı bu soruların e, öğretmek. Yani aslında bu sorunun amacı size soru çözdürmekten ziyade konuyu öğretmek istiyorum ben. Çünkü bazı arkadaşlarınız konu eksiği oluyor. Konuyu bilmeden soruyu çözmeye çalışırsanız bu iş biraz zor olur. Soruların amacını sorular hazırlarken amacım konu öğretmekti. İnşallah amacımıza ulaşırız. Bakalım zamanlara. İşte zamanlar diyor. Dört zamanlı emme zamanı, sıkıştırma zamanı, egzoz zamanı. İşte bizim neydi hatamız? Egzoz zamanına iş zamanı yazmıştık. İşte hatamız burada iş zamanı değil. Bu zamanların sırasını mutlaka bilmenizde fayda var. Ayrıca ileride detaylandıracağız da mesela emme zamanında ne oluyor? Sıkıştırma zamanında neler gerçekleşiyor? Ateşleme zamanı, egzoz zamanı bu zamanların detaylarını da vereceğim. Ama en çok çıkan zaman şurası ateşleme zamanı o da buji aklımıza gelsin. Buji ile ateşleme oluyor benzin LPG'li motorlarda ateşleme zamanında. Diğerleri de önemsiz değil ama anlatacağız onu. Şu an geçelim. Çünkü ileriki konularda o ona benzer sorular çözdüğümüzde anlatacağım hepsini. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız oluşu veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir? Motorun çekişten düşmesi, motorun hararet yapması, akünün çabuk bitmesi, motorun yağ yakması. Bujilere bağlı olarak ayarsız olmasına. Doğru cevabımız A seçeneği. Bujilerin ayar olmazsa motor çekişten düşer. Şimdi bujilerle ilgili söylememiz gereken birkaç husus var. Onlar aşağıya ekledim. Aklımızda kalsın diye. Bujiler benzinli araçlarda yani LPG ve benzinli araçlarda ateşlemeyi yapıyor. Bozulursa yakıt tüketimimiz artar. Hem de araç düşük performansta çalışır. Yani bujiler aracın yakıt tüketimine, performansına katkısı var. Yine bir başka soru şu şekilde gelmişti. Bujiler belli kilometre sonrasında değiştirilmelidir. Bu kilometreleri araçtan araca veya aracın cinsine göre değişebilir ya da çalışma performansına göre onlar servis kitapçığında yazar arkadaşlar. Belli kilometrelerde ya da yılda değiştirilmesi tavsiye edilen parçadır. Geçelim. Şekle göre numaralı yollardan hangisi tali yoldur? Bakalım. Şimdi burada ne yapacağız? Levhalara bakacağız. Levhalardan ne anlıyoruz? Şu levhayı görelim. Bir de şu levhayı görüyoruz. Ters üçgen. Ters üçgen ne demek? Yol ver levhasıdır. Yani burası bir numaralı yoldan gelen kişi yol verecek. Kime? Diğer araçlara. O halde burası talih yol. Burası ana yol. Levhalardan bunu anlıyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız. Heh, burası ana yol. Burası talih yol. O halde burası da zaten ana yol devamı zaten bu yolun. Burası da ters üçgen burada da var. Burası da tali yol. İki tane tali kaçmış. Bir ve 3. Doğru cevap B seçeneği. Yine bu şekildeki bir senaryoda kaza olursa eğer burada bir yerde. Her zaman için şu bir ve üçten yani tali yoldan gelen araç suçlu olur. Onu da unutmayalım. Resimde görülen ilk yardım uygulaması aşağıdaki durumlardan hangisinde tercih edilmez? Bu edilmezi iyi oku. Şıklara bakalım. Uzun kopması varsa, baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli ise çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir ortamda tek ve ilk yardımcı var ise, kanaması durdurulamayan kazazede de güç koşullarda bir yerde top taşınacaksa. Hızlı okuduğum için biraz şey oldu ama. Şimdi arkadaşlar bu nedir? Turnike yöntemidir. Konuyu anlatalım anlaşılır. Bu turnike yöntemi hangi durumda uygulanmaz? baskı noktalarına yeterli baskı uyguladığımızda kanama duruyorsa yani kanamayı durduramadığımız zaman bu turnike uyguluyor. Son çare bu. Öyle düşünün yani. Uzuv kopmalarında uyguluyoruz. Çok sayıda kazazede bulunuyorsa ortamda tekseniz yapabilirsiniz. Kanaması durdurulamıyorsa yapabilirsiniz kişilerin. Şimdi turnikeye şurada değinelim. Arkadaşlar turnike bayağı uzun bir mesele. Bilmeniz gereken en önemli şeyler şunlar. Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse ya da uzuv kopması varsa turnike uygulayacağız. Yeterli olmuyorsa baskılar. Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa yani açıkçası kısaca şunu söyleyeyim. Bir kanama var ve biz bu kanamayı müdahalelerle durduramıyorsak turnike uyguluyoruz. Son çare. Turnikenin kuralları var burada. Mesela Turnike ipte sicim gibi malzemeler kullanılmayacak çünkü elini keser kolunu keser kalın 8-10 santim genişliğinde malzeme kullanacağız. Yine turnike burada bir sürü madde var onlar tek tek okumayayım ben. Şurası önemli. Çok sayıda yaralı olduğunda yaralının alnına ruj veya bir kalemle turnike t harfi yazılır. Hani kime turnike yapılıp yapılmadığı tespit edilsin diye turnike yapılan kişilerin alnına ya da görünecek bir yere t harfi yazılır. Bu da önemli bir husus idi. Yine turnike ile ilgili ileride anlatırız yine aklımıza gelen bir şeyler olursa. Fakat şurayı siz durdurup okuyun. Buradaki her şey önemli. Biz okumaya çalışsak çok uzayacak. Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir. Yukarıda açıklama vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir? Hareket sistemi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi. Bakın bu cevabımız dolaşım sistemi. Değerli arkadaşlar dolaşım sistemi dediğimizde kan, kalp, kan damarları aklımıza gelecek. Yani aslında şuradaki günlük hayattaki şeylerle benzetebiliriz bunu. Şu şekilde. Mesela bahçedeki bulunan maydanoz ya da tere, nane ne ekiyorsanız marul eskiden ekiliyordu. Şu an pek yok da. Bunların ihtiyacını ne karşılıyor? Nasıl karşılıyoruz biz? Suyla, suyun içerisine katarak gübreyi filan. Burada da arkadaşlar besinler, hormonlar, vitaminler kanımızın içerisinde vücudumuza dolaşıyor. Hatta oksijen, mesela oksijen en önemlisi. Kan aracılığıyla vücuda gönderiliyor. Tekrar geri toparlanıyor kalpte, tekrar geri gönderiliyor. Bunların hepsi dolaşım sistemini ilgilendiriyor. Aklınızda bu şekilde kalsın. Şimdi genel olarak organlara bakalım. Hareket sistemi dediğimizde ben burada hızlı geçiyor, geçeceğim. Hızlıca anlatacağım ama siz buranın fotoğrafını alıp yavaşça okuyun. Hareket dediğimizde vücudun hareketini sağlayan kaslar eklemlerden Aklınızda kalsın. Dolaşım dediğinde vücudun kanın vücutta dolaşımı aklınıza gelsin. Bunları hangileri sağlıyor? Kalp, kan damarları, kan. Sinir sistemi dediğimizde kafa bölgesinde bulunan şeyler aklımıza gelmesi gerekiyor. Solunumda yine solunum sistemi bildiğiniz üzere ciğer en önemli parçasıdır bunun unutmayın. Boşaltım sisteminde de aklınızda kalması gereken şey böbrekler, idrar borusu, idrar kesesi gibi şeyler. Sindirimde de aklınızda kalması gereken şey mide. En önemlisi. Hani diğerlerini az çok bilirsiniz. Şunları karıştırmayın. Böbrekler boşaltım sisteminin bakın unutmayın. Bu önemli. Kalp, kan damarı, kan dolaşım sisteminin. Bir de mide sindirim sisteminin. Bunlar bazen karıştırıyorlar. Mide ile böbreği karıştırmayın. Geçelim. Yukarıdaki verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır? Şimdi bakalım yukarıdakilere. Yaşamı korumak, iyileştirmeyi kolaylaştırmak, durumun kötüye gitmesini önlemek. Yaşamı korumak? Evet. İyileşmeyi kolaylaştırmak? Evet. Durumun kötüye gitmesini önlemek? Evet. Doğru cevap D seçeneği. İlk yardımın amaçları bunlardır. Şimdi burada karıştırılan iki husus var. İlk yardımla acil tedavi. Bunu karıştırıyor arkadaşlarınız çoğu kişi. İlk yardım dediğimiz arkadaşlar olay yerinde bulunan kişiler tarafından yapılan ilk müdahale ilaçsız bir şekilde yapılır. Yani ad üstünde ilk müdahale kim varsa o tarafından yapılır. Tıbbi araç gereç aranmaksızın yapılır. Mevcut araç gereçlerle yapılır. İlk yardım adı üstünde. Acil tedavi nedir? Acil tedavi ünitelerinde hasta yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından Yapılan müdahaledir bakın Bu ambulans da olabilir acil tedavi Kim tarafından yapılıyormuş Profesyonel kişiler tarafından yapılıyormuş Bu ikisini karıştırmayalım Çıkıyor sınavda fark olarak İlk yardımla acil tedavi arasındaki fark şurada gösteriyor İlk yardım Acil tedavi pardon acil tedavi İşi profesyonel kişilerce yapılan müdahale olmasına karşın ilk yardımda bu konuda eğitim almış herkesin olay olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı müdahaledir. Bir de ilk yardımın öncelikle maçları var. Yani ilk yardım niçin yapılır? Hayati tehlikesini ortadan kaldırmak için yaralının yaşamsal fonksiyonunun sürdürmesini sağlamak için hastanın durumunun daha kötüye gitmesini önlemek için iyileşmeyi kolaylaştırmak için yapılıyor ilk yardım. Bunlar önemli. Hepsi sınavda çıkıyor bu sayfanın. Mutlaka aklınızda kalsın. Kalp masajı uygulaması aşağıdaki durumlardan hangisinde sonlandırılır? Kalp çalıştığında 112 haber verildiğinde, kazazeden akrabaları geldiğinde, kazazeden cildinde kızarıklar gözlemlendiğinde. Kalp masajı ne zaman bitirilir? Doğru cevap çok basit. Kalp çalışmaya başladığında kalp masajını bitiriyorsunuz. Zaten masajın amacı nedir? Çalışmayan kalbi çalıştırmaya çalışmaktır çalışmaya başladığın işlemi bitiriyorsunuz. Geçelim. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yata işaretleme sürücülere hangisini bildirir? Kavşağı 50 metre kaldığını, askeri hız sınırını, azami hız sınırının öndeki aracı 50 metreden fazla yaklaşılmamasını. Bu soru aslında C seçeneği. Burada azami 50, hız sınırının 50 olduğunu gösteriyor arkadaşlar unutmayın. Bu 60 olursa 60'tır. 70 olursa 70'tir. Maksimum hızı gösterir bu. Geçelim bunu da. Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır? Araç lastiği seçimi güvenliğin etkiler mi? Evet. Fren mesafesini ve benzeri şeyler etkile. Çevre iklim koşulları etkiler mi sürüş güvenliğini? Evet. Yağmurlu havalar sürüşümüzü zorlaştırabilir. Fren sisteminin performansı etkiler mi? Evet. Doğru cevap 3. Üç. 3'ü de Aracın güvenliğini, sürüş atmosferini etkiler. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Kasisli yola girileceğini, yolda çalışma olduğunu, yolun trafiğe kapalı olduğunu, motorlu taşıtların giremeyeceğini. Bu zaten kasisli yol demektir. Bunu herkes bilir diye tahmin ediyorum. Kasisli yola girileceğini gösteriyor bu. Bunu gördüğünüzde ne yapacaksınız? Yavaşlayacaksınız. Hızınızı azaltacaksınız. Bunlar da çıkıyor sınavda bu yolu görürseniz ne yapmanız gerekiyor diye soruyorlar bazen. Geçelim bunda. Karayolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işareti sürücüye hangisini bildirir? Kavşağa, köprüye, tali yola, demir yoluna yaklaşıldığını. Doğru cevap B seçeneği. Bunlar köprü yaklaşım levhalarıdır unutmayın. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan yakıt tasarrufunu etki ayarlardan biri değildir? Far ayarı, buji ayarı, avans ayarı, rolent ayarı. Yakıt tasarrufu. Şimdi buji ayarı, bujiler yakıta faydası var. Biliyorsunuz değiştirmeniz gerekiyor. Hatta buji kablolarını da değiştirirseniz yine yakıt tasarrufu yaparsınız. Buji ve buji kablolarında avans ayarı yine aynı şekilde, rolent ayarı yine aynı şekilde. Burada farın yakıtla hiçbir alakası yok alakasız. Yani mantık yürüterek bile çözebilirsiniz. Farın yakıtla ne alakası olabilir deyip cevabı A işaretleyebilirsiniz. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu engelleyerek parçaların ömrünü arttırır. Ya asit, saf su, antifriz. Bakın donmayı önlüyormuş korozyon önlüyormuş Zaten donma ve korozyon önlediği için aynı zamanda paslanmayı da önlediği için Ömür uzuyor bir şeyin paslanmasını önlerseniz zaten ömrünü uzatmış olursunuz Bu eleman nedir Antifrizdir Şimdi unutmayın burada yağ, yağla karıştırmayın yağ da parçanın ömrünü uzatır Fakat bu soruda donmadan bahsettiği için cevap antifriz Karıştırmayın kesinlikle Antifriz dediğimiz olay şudur işte antifriz neymiş bu? Radyatör suyuna katılarak nereye katılıyor? Hem radyatör suyuna katılıyor, motor suyuna hem de cam silecek suyuna katılıyor. İkisi de donmayı önlüyor. Şimdi motor soğutma suyunun amacı neymiş? Donmayı önlemek, pas korozyonu önlemek ilgili bölgelerde. Yine cam suyu aracın donmaması için her mevsim tercih edilmesinde fayda vardır. Geçelim bunu da. Sıkıştırılmış yakıt hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir? Dizel motor, marş motoru, benzinli motor, buhar makinesi. Buji. Doğru cevap ne? İkisi de B harfiyle başlıyor. Benzinli motor. Buji dediğimizde aklımıza benzinli motorlar gelsin arkadaşlar. Unutmayın. Şurada da işte benzinli motorların zamanları var. Bunlar da önemli. Bu sayfanın fotoğrafını alın. Daha önce defalarca anlattığım için tekrar anlatmayayım zaman kaybı olmasın diye. Fakat siz bir tekrar amaçlı durdurup videoyu burayı bir okuyun. Tavsiyem yani mutlaka. Geçelim. Araçlardaki egzoz susturucusu için hangisi doğrudur? Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar. Yürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur. Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir. Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur. Egzoz, egzoz susturucusu. Egzozun iki görevi var arkadaşlar. Birincisi B seçeneği gürültüyü azaltır, zaten susturucu diyor bak adı üstünde. İkincisi hava kirliliğini önler. Oradan bir filtre şeklinde çıkarttığı için partikülleri tutuyor. Hava kirliliğini azaltıyor emisyon egzoz emisyon açısından. İkincisi de gürültü kirliliğini önlüyor. Kesinlikle çıkartmıyoruz egzozu ya da susturucusunu. Cezası var zaten arkadaşlar. Bunu da geçelim. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hale dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine hangisi takılır? Egzoz subabı, egzoz manifoldu, katalitik konvertör, egzoz susturucusu. Zararlı maddeler zararsız hale dönüştürmek. Doğru cevabımız katalitik konvertör arkadaşlar. İşte o dediğimiz alet de şu. Bu gördüğünüz alet işte. Şu şekilde filtreye benzer bir şey arkadaşlar. Giren gazlar daha tehlikeli. Çıkan gazlar daha karbondioksit azalmış. Salınım azalmış gazlar. Yani arkadaşlar bu sorumuzun cevabı C seçeneği. Zararlı gazları zararsız hale dönüştürüyor. Egzoz sistemi ile ilgili başka neler gelebilir ehliyet sınavında karşımıza? İşte egzoz sisteminin görevi nedir arkadaşlar? Ee, yanmış gazlar dışarı çıkartır. Egzoz sisteminde zararlı gazların özelliklerini azaltan Sistem, katalitik konvertör, çıkan gazların sesini azaltan susturucu. Karıştırmayın. Sesi azaltan susturucu, içerideki kötü havayı daha iyi bir havaya dönüştüren şey ise daha zararsız bir havaya dönüştüren ise katalitik konvertör. Yine araç egzozundan çıkan duman renkleri var. Bunlar da zaman zaman çıkıyor arkadaşlar. Normal hava şartlarında motor sağlıklı ise şeffaf çıkar. Motor zengin karışımla çalışıyorsa duman siyah çıkar. Motor yağ yakıyorsa duman mavi çıkar. Bunlar da bilmenizde fayda var. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? Birey. A) Aşırı hız yapmaktan kaçınılması, B) Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi, C) Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi. D. Engelli olmadığı halde engelli kişiler için ayrılmış park yerine aracının park edilmesi. Engelli bireye yapılmış bir saygısızlıktır bu arkadaşlar. Cevap D seçeneği. Karayolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir? Okul geçidi, yaya geçidi, hemzemin geçit, rampalı geçit. Demir yolu ve karayolunun kesiştiği yer. Hemzemin geçit. Cevap C seçeneği. Bununla ilgili sınavda sorular geliyor. Onun için şunlara bakmakta fayda var. Hem zemin geçit neymiş? Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz yer. Yani bariyer şu bariyerler bazen oluyor, bazen olmuyor. Bakalım. Bu önemli. Bu fotoğrafa bakın. Bir de bunun levası var. Kontrollü demiryolu geçidi, kontrolsüz demiryolu geçidi. Bunlar da bazen çıkıyor az dostus sınavda. Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur? Verilenlere bakalım. Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi, ilk yardımın önceliklerinin belirlenmesi, yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi, güvenli bir müdahale sağlanması. Bunları yapmaktaki amacımız nedir? Yaralını değerlendirmenin, trafik kazalarını azaltmanın, sağlık personeli niteliğini kazandırmanın, insanları zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmanın. Bunları yapmakla kazayı azaltabilir miyiz? Hayır. Personel niteliğini kazandırabilir miyiz? Hayır. İnsanlar zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırabilir miyiz? Hayır. Bunlar yaralıyı değerlendirme basamağıdır. Yaralının durumunu değerlendirme basamağıdır. Hangi durumda, hangi aşamada, hangi müdahale yapılacak? Cevap A seçeneği. Geçelim. Dıştan veya içten etkeden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılma veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına nokta nokta denir. Bu ifadede boş bırakılan yer hangisi yazılmalıdır? Kemiğin bütünlüğünün bozulması. Kırık, çıkık, donma, burkulma. Bakın anahtar kelime şurası. Kemik bütünlüğünün bozulması. Cevap nedir? A seçeneği. Çünkü kemik kırılıyor, birbirinden ayrılıyor. Bütünlük bozuluyor. Şimdi bu kırık çıkık burkulmaya değinelim. Sınavda çıkıyor çünkü çokça. Kırık nedir? Kemik bütünlüğünün bozulması. Kısaca. Çıkık neydi? Eklem yüzeylerinin kalıcı. Çıkık. Bakın şunu var ya ben size şöyle bir kodlayım hatta. Şöyle yapalım. Aklınıza kalsın. Çıkık hangi harfle bitiyor? K harfiyle. Burada ne var? K harfi bak. Kalıcı. Gördün mü? K unutmayın bunu. Burkulma eklem yüzeylerin anlık. Bak A harfiyle. Bak A harfiyle. Bunlar sizin aklınızda kodlamalar olarak kalsın. Yine kırık çıkık burkulmada tespit neydi arkadaşlar? Kırık çıkık burkulmada mümkün mertebe yaralının ilgili bölge sabit tutuluyor. Temiz bir bezle kapatıyoruz. Yine nasıl bulunduğu öyle tespit edeceğiz. Düzeltmeye çalışmıyoruz. Kırıkları çıkıkları kesinlikle düzeltmeye çalışmıyoruz. Yine kırık çıkık burkulmanın üstündeki ve altında kalan eklemler içerecek şekilde yapılmalıdır tespit. Kırık çıkık burkulmalarda en önemli şey hareket ettirilmemesiz. Yarayı sabitlenmesi, ilgili bölgenin sabitlenmesi. Geçelim. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken Aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir? Karşılaşmalarda öndeki araç yakından izlenirken, aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken. Uzun mu diyordu bize? Evet, uzun, uzak. Doğru cevap D seçeneği. Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzun yakacaksınız. Karşılaşmalarda kısa. Öndeki araç arka, yakından takip edilirken kısa. Aydınlatmanın yeterli olduğu yerler ve şehir işlerinde kısa. Zaten birçoğunu özetledik. Şurada da ışıkların kullanması ile ilgili yerler. Zaten uzağa gösterenleri az önce söyledik. Yakını gösterenleri pardon. Uzağa gösterenler de şunlar. Yerleşim birimi dışında karayollarında. Bir de yeterince aydınlatılmamış tünellerde uzun farları yakıyoruz. Unutmayın. Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır? Baş geri, yarı oturuş, sırt üstü yatış, dik oturuş, yan yatış. Kusma varsa ne yapacağız? D seçeneği yan yatıracağız. Yani amacımız ne? Kusmuk içeriye geri gitmesin. Anlatabildim mi? İleride detaylandırırız yine. Geçelim. Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları şunlardır. Lastik patlaması, kusurlu rot, rot, aks kırılması, kusurlu fren. Bu sebeple bağlı trafik bu sebeplere bağlı trafik kazalarını önlemek için hangisinin yapılması uygun olur? Yani araçtan kaynaklanan kazaları önlemek için hangisinin yapılması uygundur? A. Seyir sırasında saatte bir mola verilmesi. Araç yağının zamanda değiştirilmesi, araç bakımının zamanda yapılması, araç yakıtının zamanda alınması. Doğru cevap C seçeneği Bakımların zamanda yaptırmak. Bundan dolayı oluşabilecek kazalara önler, kazaları önler. Burada bakımı ön plana çıkartmış, bakıma dikkat çekmek istemiş. Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması hangi tür kanama olduğunu gösterir? Diş eti kanaması, atardamar kanaması, toplar damar kanaması, kılcal damar kanaması. Kesik kesik. Açık renkte. Bizim için önemli kısım burası. Doğru cevap B seçeneği. Atardamar kanaması. Şimdi bu kanamalarla ilgili şurada bir ipucu vereyim. Bir konu anlatımı yapalım. Atardamarda İki husus önemli. Fışkırır olması, açık kırmızı olması. Toplar damarda koyu kırmızı. Kılcal damarda zaten sızıntı. Bu atardamar, Bu toplar damar. Bu da kılcal damar kanamasıdır. Kanamalar detaylıca anlatıyorum zaman zaman. Onun için burada hızlı geçelim. Enerji türüne göre motorlar benzin, dizel, hibrit, elektrikli motorlar olmak üzere dörde ayrılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi LPG'li sistemin dezavantajlarından değildir? Bakın dezavantajlarından değildir diyor. Soruyu doğru okuyalım. Şimdi bakalım şıklarımıza. Motor gücü ve çekici düşer. LPG'li araç kapalı otoparka alınmaz. Çarpışma anında patlama ve yanma riskleri vardır. LPG sisteminde yakıt ekonomisi sağlar. Motor gücü ve çekişi düşer. De avantaj mı dezavantaj mı? Dezavantaj bu D. LPG'li araç kapalı otopark alınmaması nedir? Dezavantajdır. Bu da D. Çarpışma anında patlama ve yanma riski vardır. Bu da D. Bu D'ler doğru değil arkadaşlar. Dezavantajın kısaltmasını yazdım. Ben şimdi uzun uzun yazamam. Kalemle çünkü rahat yazamıyorum. LPG'li sistemin yakıt ekonomisi sağlar. Sağlar mı gerçekten? Evet. Yani LPG'li araçlar daha az yakıt tüketiyor. Bunu biliyoruz. Daha ucuza bir yere gidebiliyorlar. O zaman bunların 3'ü bak D harfi biri avantaj. Bunlar dezavantajları LPG'li sistemin. Bu da avantajı. Dezavantajlarını tekrar tekrarlayalım. Çünkü dezavantajlar da çıkabilir. Motor gücü ve çekişi düşer LPG'li bir aracın. Yine LPG'li araçlar kapalı otoparka alınmıyor. Çarpışma anda patlama, yanma, yangın çıkartma riski fazladır LPG'li araçların. Bunlar dezavantajı. Bir de avantajı var o da daha ekonomik bir sürüş ya da daha ekonomik bir yerden bir yere daha ucuz bir şekilde ulaşırsınız LPG'li araçlarda. Geçelim. Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir. Buna göre marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmış olur? Şıklarımız akünün boşalmasından, akünün tam şarjlı olmasından, hava filtresinin kirlenmesinden, akü kutup başlarının sıkı olmasından. Sorumuz ne diyor? Uzun süreli şarj yapmak zarar veriyormuş aküye, marş akü ve marş motoruna. Bunlar da aynı zamanda bilgi arkadaşlar bu sorular aynı zamanda öğreten sorular. Buradan biz neyi öğrenmiş olduk? Uzun süreli marş yapmak zararlı bir şey. Akü ve marş motoruna zarar veriyormuş. Neyse sorumuza dönelim. Onun için sorunun her aşamasını dikkatli dinlemeniz lazım. Sorumuza döndüğümüzde marş motoru dönmüyorsa hangisinden kaynaklanmış olabilir diyor? Akünün boşalmasından, akünün tam şarj olmasından Hava filtresinin kirlenmesinden, akü kutup başlarının sıkı olmasından. Doğru cevabımız nedir? Tam şarj olması daha iyi performansını arttırır akünün. Hava filtresi burada alakasız. Akünün kutup başlarının sıkı olması yine iyi bir şey bu. Kötü bir şey dönmemesinin sebebi marş motorun akünün boş olmasından kaynaklanıyor. Doğru cevap A seçeneği. Bu akü ile motor ve araç tekniği dersinde Akü ile marş sistemi hakkında çıkabilecek karşımıza gelebilecek notları burada derledim. Karşımıza ne gelebilirmiş? Motorun ilk çalışması için ilk hareketi veren sistemmiş. Marş sistemi bakın. Marş yapma süresi 10 15 saniyeden uzun olmamalıdır. Olursa zararı var biliyorsunuz. Araç çalışmazsa biraz bekleyip tekrar deniyorsunuz. Yani bir kere marş yaptınız çalışmazsa biraz bekleyip tekrar deniyorsunuz. Uzun süre ve sıkça marş yapılırsa akümülatör boşalır. Motor çalışıyorken tekrar tekrar marş yapılmamalıdır. Tekrar tekrar marş yapılırsa marş dişlisi veya volan dişlisi zarar görür. Arka arkaya sık sık marş yaparsanız. Motor çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması. Marş motorun ömrünü kısaltıyor yine. Marş durumunda marş motoru dönmüyorsa akünün boşalmasından kaynaklıdır. Bizim sorumuzda buydu zaten. Buradaki bilgilerin hepsi önemli. Sınavda zaman zaman çıkıyor. Onun için buranın fotoğrafını alın. Biraz uzun oldu soru ama Mecburuz yani bunu yapmaya. Çünkü çok çıkıyor buradan soru. Geçelim. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu trafikte aşağıdakilerde değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir. Öfke, sabır, inatlaşma, aşırı tepki. Doğru cevap B seçeneği sabır. Değerli arkadaşlar bununla ilgili bir animasyon sorusu vardı. Mesela sabırsızlıkla ilgili. O da şu şekildeydi. Hemen bakalım soruya örnek olması için. Bakın bu kişi ne yapıyor? Karşıdan bir yaya geçiyor yaya geçidinden. Şoför ne yapıyor? Bakın sürücü. Eliyle kızıyor. Hızlan diyor. Daha hızlı olmasın gibi bir şey söylüyor aslında. Yani kendince söylenmiş oluyor. Bu da yine bu sorumuzun cevabı da neydi? Sorumuz şu şekildeydi. Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir diyordu. Sabırsız, kavgacı, heyecanlı, kaygılı. Arkadaşlar bu sürücü işte sabırsız bir sürücü. Bu soruya benziyor. İşte bu soruyu animasyona çevirmişler. Bazen arkadaşlarınız diyor ya hocam animasyon çözün. İşte arkadaşlar bunu çözersen aslında animasyonda çözmüş olursun. Animasyonda sadece yapman gereken daha dikkatli dinlemek, izlemek. Geçelim. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır? Uluslararası yol, devlet yolu, demir yolu, otoyol. Cevap A seçeneği. Uluslararası yol, Avrupa yolu diye geçiyor. E90 falan diye geçiyor. Buraya da not aldım unutmayalım diye. Geçelim bunu da. Verilen sorulara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar? Verilen sorunlara. Çevrenin bozuk ve kirli olması, yakıt tüketiminin artması ve israf, aracın yıpranması, ve ömrünün azalması, trafiğin yoğunlaşması ve trafik karmaşası. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılması, özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması, arkadaşlar bunların hepsi bu yukarıdakilere sebep olar. Fakat biri en çok. O da nedir? Aynı istikamette giden kişilerin müşterek araç kullanması, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi. Bu hariç tabi. Cevap B seçeneği. Özel araçların zaruri olmayan durumlarda keyfiyette kullanılması, çevre kirliliğine, yakıt tüketimine, aracın yıpranmasına, trafik yoğunluğuna sebep olur en fazla. Mesela bunlar da olur fakat en fazla B seçeneğindeki olur. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? 2 numaralı araç hangisi? Bu. Hızını arttırmalı, U dönüşü yapmalı, 1 numaralı araca yol vermeli, 1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı. Burada ne oluyor? Yolda bir şey var. Levhamız ne? Daralan bir yol. Yani yol burada daralıyor. İki şeritken bakın tek şeride düşüyor. O halde iki numaralı araç ne yapacak? Bire yol verecek. Cevap C seçeneği. Önce birin gitmesini bekleyecek sonra kendisi geçecek. Geçelim. Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki karayollarında azami hız sınırı diğerlerine göre daha fazladır? Otomobil, otobüs, motosiklet, kamyon. Doğru cevap otomobil. Yani kişisel araçlarımız. Geçelim. Kaza geçirmiş yaralıda solunum ve dolaşım durması varsa, olay yerinde yangın ve patlama tehlikeli bir durum söz konusuysa, omur ile zarar vermeden araçtan çıkartılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir? Bakın şurası zaten. Soruyu böyle uzatmışlar ama soru şu. Omuriliğe zarar vermeden araçtan çıkartmada kullanılan teknik. Zaten tek bir tekniğimiz var araçtan çıkartmada. Ayak bileklerinden sürükleme, hemrik manevrası, rentek manevrası, itfaiyeci yöntemi. Cevap nedir? Rentek manevrası. Kişi araçtan kullanmada tek bir teknik var. O da rentek manevrası bizim karşımıza gelecek. Rentek manevrası nedir dediğimizde şurada anlatıyor. Arkadaşlar şu fotoğrafı koyup bazen soruyor. Bu manevranın ismi nedir diyor. Bu manevranın ismi rentek manevrası. Bu ne, manevranın amacı nedir diye sorarsa Şudur amacı da omuriliğe zarar vermeden kişiyi araçtan çıkartmak Omurilik zarar görse ne oluyordu kişi felç olur Yine Rentek manevrasının aşamaları burada var Bakın Nedir ne değildir uzun uzun yazmışlar ben okumayacağım uzun uzun Bunun instagramda da paylaştım instagramdan takip edin mutlaka bizi Instagram adresinin linki videonun açıklama kısmında var Ayrıca bildiğiniz üzere uygulamamız var uygulamamızın linki de açıklama kısmında var Uygulama indirin mutlaka bol bol soru çözün videoları izleyin günlük kanala abone olun Bunlar önemli sizin için Geçelim Trafik kazalarında ölümlerin yüzde 80'i kafatası Ve omurga yaralanmalarından olmaktadır Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım sakatlıkları önler ve hayat kurtarır Buna göre aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Kazazeden yalnız bırakılması, baş boyun gövde ekseninin korunması, bilinci açık ise hareket etmesinin sağlanması, hava yolu açıklığını sağlamak için koma pozisyonu verilmesi. Doğru cevabımız nedir? B seçeneği. Arkadaşlar bakın. Eğer kafatası omurga yaralanması varsa Kişinin omuriliği zarar görür felç olur. Onun için bu önemli bir ilk yardımdır. Buradan yapmamız gereken nedir? Baş gövde eksenini koruyacağız. Baş boyun gövde. Kazazedeyi yalnız bırakmıyoruz. Hareket ettirmiyoruz mümkün mertebe bak. Hava yolu açıklığını sağlamak koma pozisyonu alakasız bu. Doğru cevap B seçeneği. Özellikle baş yaralanmalarında, boyun yaralanmalarında omurilik zarar görme ihtimaline karşın kesinlikle hareket ettirmemeye çalışıyoruz. Ekseni de bozmamaya çalışıyoruz. Geçelim. Yukarıdakilerden hangileri yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır? Kazazeden sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması. İki, kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi. Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğin 1 bölü 2'si kadar aşağı inecek şekilde bası uygulanması Sert bir zemine yatırıyoruz okey Bu da okey Burada 1 bölü 2 kısmı yanlış Bu yanlış cevap nedir B seçeneği Hocam 1 bölü 2 değil de kaç İşte şurada anlatayım ben size Oraya 1 bölü 2 yazdığı için Bu yanlış oluyor Şimdi arkadaşlar sorularda detaylara dikkat edin Bakın şu rakamdan dolayı yanlış. Bakın bir, bir, rakam değiştirmişler. Sorunun durumu değişmiş. Bak kaçmış? 1 bölü 3. Gördün mü ne kadar şaşırtma ve detay var. Aslında dikkatli okursanız şu soruyu yaparsanız. Cevap ne? 1 bölü 3 yazsaydı doğrudur. Şimdi temel yaşam desteği ile ilgili sınavda çıkabilecek önemli notları burada derledim. İyi misiniz diye sorarsak hastaya bilincini kontrol ediyoruz. Bebeklerde ayak tabanından bilinç kontrolü yapılıyor hasta yaralı sert bir zemine sırt üstü yatırılıyor. Yine hava yolunu açmak için baş geri çene yukarı pozisyonu vereceğiz. Bak dinle hisset yöntemiyle 10 saniye süreyle kontrol ediyoruz solunumu. Şu önemli 10 saniye rakamlar önemli bazen bunu 5 saniye veriyor mesela. Sorunun içerisinde dikkat etmezsen yanlış yaparsın. Az önce 1 bölü 3'ü nasıl yaptığı gibi aynı. Yine göğüs kemiği yetişkinlerde çocuklarda 5 bebeklerde 4 santim aşağı inecek. 30'a 2 kuralı var. 30 kalp masajı 2 suni solunum. Bebeklerde solunum yoksa ağız dolusu nefes alınır ve ağız bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilir. Buradan kesin bir soru bekliyorum her sınavda. Onun için burayı önemli dikkatli bir kere daha okuyun. Geçelim. Verilen araçların görev hali durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında geçiş üstünlüğü ve kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? İtfaiye araçları, organ nakil araçları, acil afet durum hallerinde acil afet araçları, sanık suçlu takip eden asayiş araçları, zabıta araçları. Kuralımız neydi? Cips. Önce can kurtaran. Canla ilgili. O halde bakalım canla ilgili, hayat kurtarma ile ilgili hangi araç var burada? 2 numaralı organ dokku nakil. Yani bu da bir nevi ambulans sayılır. Sonra ne var? İyi, iyi neydi? İtfaiye. İkinci sırada itfaiye olacak. O da bir numarada. Doğru cevap nedir? C seçeneği. Zaten arkadaşlar bakın eleme yapın. İkinci sırada itfaiye geçecek ya. Tek C seçeneğinde bakın itfaiyeyi buraya koymuşlar. Öbürlerine bakmaya bile gerek yok. Şimdi bu geçiş üstünlüğü olan araçları şurada ben göstereyim. sıralamamızda bu cips dediğimiz şey ne hocam bu cips diyenler için şu işte. Karşılaşmada önce can kurtaran sonra itfaiye sonra polis sonra sivil savunma aracı geçecek. Geçelim bunu da. Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönünde hareketi yasaktır? 1, 3, 1 ve 3, 2 ve 4. Şeklimizi inceleyelim. Şimdi neye göre bakıyoruz? Bir de bir sıkıntı var mı? Tek tek inceleyelim. Bir sağa dönecek. Bir sıkıntı yok. Bu serbest dönebilir. Okey. 2 nerede? Burada. 2 dönebilir mi? Hayır. Niye? Bu levhayı görüyorsunuz. Bu levha ne demek? Aynısı burada da var. U dönüşü yasak. O halde 2 dönemez buraya. Çünkü U dönüşü yasak o yolda. 2'nin dönüşü yasak. 3'e bakalım. 3 sağa dönecek. Onda da bir sıkıntı yok. 4 4 yine U dönüşü yapıyor o da dönemez. Doğru cevap D seçeneği. 2 ile 4'te U dönüşü yasak levhası bulunduğu için trafik uygun da olsa dönmesi yasaktır. Aşağıdakilerden hangisi kaza halinde anında kırılması halinde akciğere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır? Pazı kemiği, kaval kemiği, kaburga kemiği, uyluk kemiği. Kaza anında kırılırsa akciğere batar. O halde akciğerin yakındaki bir organ olması lazım ya da kemik. Doğru cevabımız C seçeneği. Kaburga kemikleri, akciğer zaten kaburganın görevi nedir? Yaşamsal organları korumaktır. Özellikle ciğerin üstünde de bulunur. Dolayısıyla orada bir kırıklık olursa akciğere batma ihtimali yüksektir. Paz alakasız. Kaval kemiği ayaklarda zaten. Uyluk kemiği kalça bölgesinde. Yani onlar uzak. Kaburga kemiği burada doğru cevabımız. Geçelim. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır? 5 10 15 20. Doğru cevabımız bu sorumuzda A seçeneği 5 dakika olmalıdır. Duraklama bekleme amacıyla 5 dakikayı geçerse park etmeye giriyor zaten değerli arkadaşlar. Bakın şimdi burada var. Durma, duraklama, park etme bizim için neymiş? En çok 5 dakika diyor. Zaten 5 dakikayı aşarsa park etmeye giriyor. Yani siz mesela şehir merkezlerinde aracınızı park ettiğinizde de 5 dakikadan düşükse zamanı yani 5 dakikadan daha az bir süre park ettiyseniz park ücreti ödemeniz gerekmiyor. Çünkü sizinkisi duraklama yapmış oluyorsunuz. Ama 5 dakikayı geçerse park etmeye girdiği için park ücreti ödersiniz. Yani eğer bu şey bir iki dakika durduğunuz yer olursa ödemeyin ücret. Bu da aklınızda kalsın günlük hayatta işinize yarar. Yine şu da bir işe yarayacak bir bilgi. 15 metre duraklara park etme mesafesi vardır. Bu da çıkıyor yine. Bu soruda yine siz şu durma duraklama park etmeyi mutlaka okuyun. Zaman zaman çıkıyor bunlar. Zaman kaybolmasın diye ben okumuyorum uzun uzun. Önemli kısımları çizdim sadece.